Abdülkadir Turan, Doğru Haber, Tarikat ve Cemaat Düşmanlığı. Tarikat eleştirisi son 200 yıl İslam dünyasının rutin bir hali, buna 1950'li yıllardan bu yana cemaat eleştirisi de eklendi. 28 Şubat sürecinde Türkiye'de bu düşmanlık doruk yapmıştı. Bugünlerde bir kez daha doruk yapmak üzeredir. Neden? Çünkü 15 Temmuz zaferi bazı çevrelerde Batı'nın hesabını bozma yönünde bir ürküntü oluşturmuştur. Batı'nın işlerini yürütenler 15 Temmuz zaferine vesile olanları nasıl sindireceklerini izah edememektedirler. Postmodern bir anlayışla oluşturdukları renkli çözümler dahi işlevsiz kalmaktadır. Tarikat ve cemaatlerin kusurları yok mudur? Vardır. Her şeyden önce İslam tarihinin bir Adi bin Misafir ve Bektaşilik vakaları vardır. Adi bin Misafir, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin dostu ve katı bir Hanbeli zahidiydi. Yaşadığı problemler onu Şengal dağlarına getirdi. Orada etrafında toplanan zahitlerin arasına Zerdüştlüğün, Mecusiliğin farklı kollarından kişiler karıştı. Yapının gizemi, Adi'nin güzel hizmetlerini saklarken o art niyetli kişileri de sakladı. Kontrol edilemeyen bu yapı, şeytanı kutsayan Yezidilik gibi bir din ortaya çıkardı. Bektaşilik, Osmanlı'nın gazilik üzerine bina edilmiş Avrupa fetihlerinin enerjisini üreten bir kurumdu. Kurum o kadar iş görmüştü ki Osmanlı devşirme çocukların Müslümanlaştırılıp Yeniçeri olarak yetiştirilme işini de kısmen ona vermiştir. Ancak araya karışan ve İslam öncesi inançlardan izler taşıyan kişiler içki içmeyi günah saymayan, namaz kılmayı hafife alan bir yapının ortaya çıkmasına yol açtılar. Bektaşiliğin bu yapısı Balkanlarda İslam'ın yayılması konusunda üzerinde durulması gereken engeller oluşturmuştur. Bektaşilik, İslam'ın Balkanlardaki en kalabalık kitlesini oluşturan Arnavutların sosyalistleşmesinde önemli bir rol oynadığı gibi, Türkiye'de de sosyalizm için kitlesel bir zemin teşkil etti. Ama galiba tahrif edilmiş Bektaşiliğin en büyük mahsuru, Osmanlı'nın İslam ölçüleri içerisinde kendi modernliğini üretmesini engellemekte kendini göstermiştir. Zira Bektaşilik, Yeniçeri bağlamında Osmanlı'nın ihyasını engellerken, aynı zamanda günün gerçekliğine uygun İslami çözümler yerine batıcı çözümler öneren kişilerin de yetişmesinde pay sahibidir. Bu iki tecrübe bizim bu hususları konuşurken dikkatli olmamız için yeterli olmalıdır. Ne var ki tarikat ve cemaat eleştirisini düşmanlık boyutuna vardıranların sorunu, İslam'ı bu mahsurlardan korumak değildir. 19. yüzyılda Hindistan'dan Batı Afrika'ya kadar Batı istilasının uğradığı her yerde istilaya karşı savaş şu veya bu tarikat tarafından verilmiştir. Batı buna karşı 3 tarz mücadele geliştirmiştir. İngiliz, Fransız ve Sovyet tarzları. İngiliz tarzı soruna İslam içinde çözüm bulma üzerine gelişmiştir. İngilizler istilaya karşı cihadı öngören sahih yaklaşımdan rahatsız olmuşlardır. Ona karşı cihadı öngörmeyen bir İslam anlayışını desteklemeye çalışmışlardır. Ancak İngilizlerin bu sahadaki asıl faaliyeti bu değildir. İngilizler istilaya karşı etkisiz, Müslümanları ise bölmede etkin bir renklilik oluşturmayı en büyük strateji edinmişlerdir. Bu aslında İslam'a karşı henüz iyi tetkik edilmeyen postmodern mücadelenin de esaslarını oluşturmuştur. İngilizler postmodern anlayışla bizim sahih İslam olarak gördüğümüz fikirleri dahi eğer Müslümanlar arasında bölünmeye yol açıp istila karşıtı mücadeleye zarar verecekse desteklemekten geri durmamışlardır. Bununla İslam dünyasında Haçlı seferlerinden önce Bizans karşıtı Ortodoksluğuyla Müslümanların yaşadığı çok başlılık ve esasa sadık kalma adına ayrı durmayı kutsama tarihsel tecrübesi üzerine bina etmişlerdir. İngilizler için esas olan istila karşısında toplum zeminine inebilen bir yapının olmamasıdır. İngilizler karşılarında toplum zeminine inebilen güç olarak tarikatları bulunca, tarikatları yıpratacak, ortadan kaldıracak her tür fikri, eylemi desteklemişlerdir. Bunun için tarikatların bid'atlere sapmış olmasından ya da şeyhin kişisel çıkarına alet edilmesinden de genişçe istifade etmişlerdir. Onlar için önemli olan ürettikleri fikrin İslam'a uygun olup olmaması değil, istila karşıtı mücadeleyi zayıflatmasıdır. Fransız tipi İslam'la mücadelenin esasını ilk dönemde laik milliyetçilik oluşturmuştur. Bu mücadelede tarzı 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra sosyalizmle sentezlenmiş, ulusalcı sosyalizme evrilmiştir. Daha çok Yahudi teorisyenler tarafından üretilen Fransız tipi mücadele, ulusalcı sosyalizme birlikte İslami yapılara karşı yasakçı, işkenceci bir zihniyet üretmiştir.
Hiçbir özgünlüğü olmayan İslam'a karşı Sovyet tipi mücadele yasaklama, işkence, hapis ve katil üzerine kurulmuş, zamanla Fransız tipi mücadele ile bütünleşmiştir. Bu mücadele tarzları İslam'ın yayılmasına karşı aciz kalmışlarsa da İslam dünyasında hala kimi noktalarda farklı şekillerde varlıklarını sürdürüyorlar, kimi zaman sinerken kimi zaman seslerini daha çok duyurabiliyorlar. ABD 11 Eylül olayından sonra bu mücadele tarzlarının tümünü sentezleyerek İslam'a karşı bir mücadele tarzı geliştirmek için uğraş vermekte ve bu tarzı dünyaya dayatmaktadır. ABD'nin en çok üzerinde durduğu yöntemse Graham Fuller'in hiçbir İslami hareketin baş edemediğini belirttiği dezenformasyondur. İslami hareketler her tür sıkıntıya dayandılar ama dezenformasyonun yıpratıcı etkisinden kendilerini uzaklaştıramadılar. İngilizlerin kendileriyle en çok mücadele eden hareketlerin aslında İngilizler tarafından kurulduğuna dair yaydığı haberler, İslami hareketlerin en büyük handikabını oluşturabilmiştir. Ulusalcı sosyalist yapılar bu haberlerle halka aldatmışlar ve İslami hareketleri istila karşıtı mücadelesinden uzaklaştırmışlardır. Neticede kazanan istilacı güçler olmuştur. İslam dünyasında ortaya çıkan bazı sapmaların bir kısmı insan tabiatının bir karşılığı iken, bir kısmı da İslam'a karşı verilen mücadeleyi kolaylaştırmak için üretilmektedir. Tarihin hiçbir aşamasında dansöz oynatan birine hoca denmemiştir. Bu, İslam'la alay etmektir. Trump ne kadar Marksistse bu tür tipler o kadar hocadır, tarikattır, cemaattir. Bu, herkesin kavrayabileceği kadar basittir. Ne var ki ABD son dönemde sosyalist kesimleri kendi kültür kanadı gibi kullanmakta, buna İngilizlerin İslam dünyasındaki üretimlerini de katmakta ve İslam'a karşı mücadele için onlardan istifade etmektedir. İşlerini kolaylaştırmak için de onlar için üretimler yapmakta, bu üretimleri medya ve sosyal medya üzerinden önce kamuya duyurmakta, onların İslam'la anılmasını sağlamakta, ardından onlar üzerinden İslam'ı vurmaktadır. Halk pazarlarına bomba koyanlar üzerinden İslam'ı yıpratmakta başarılı olmayanlar, ekranlara kadın koyarak başarılı olmaya çalışmışlardır. Bunlara bakarak tarikat ve cemaat eleştirisi yapmak en hafif şekilde oyuna gelmektir. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlere yönelik hitabını hep cemaat vavıyla yapmıştır. Tek mümini asla muhatap almamıştır. Cemaatsiz bir İslam'ın tam bir İslam olması da İslam'ın cemaatsiz ayakta kalması da mümkün değildir. Siyasi anlamda ise cemaatler ilk günden bu yana İslam'ın bir tür siyasi partileridir ve İslam tarihinde hep var olmuşlardır. İslam Katoliklik değildir, her şeyin tek renk halinde göründüğü bir toplum yapısı öngörmez. Tarikatlarsa özellikle Müslümanların aşırı zenginleştiği dönemlerde zühdü cemaatsel bir etkinliğe dönüştürerek İslam dünyasını sapmalardan korumuşlardır. Türkiye'nin zenginleştiği bir ortamda cemaat, tarikat düşmanlığı Türkiye'nin zenginleşmesini engellemeye dönük adımlar yönünde değerlendirmek gerekir. Zira bu zenginleşme zühdle desteklenmezse israfe ve tasarlanan büyük geleceğin kararmasına yol açar. İslam'dan yana olup tarikat ve cemaat düşmanlığını iş haline getirmek, ben eğitimden yanayım deyip okulların açılmasına karşı olmak gibi bir şeydir. Bazı entelektüellerin tarikat ve cemaat eleştirisi yapmalarına tahammül edilebilir, hatta bu gereklidir de. Ama bunun örgütlü halde yapılması ve ABD'nin İslam'la mücadelesi bağlamında sergilenmesi bu ülkenin iyiliğine değildir. İkisi arasındaki fark tefrik edilmelidir.